Evrim teorisine karşı aciz içinde olanlar. 1. Çok etkili konuştuğunu zannederek kendince evrime cevap verdiğini düşünenler. Bir dergide görmüştüm, çocuk soruyor annesine, anne insanlar nereden geldi? Maymundan. Peki anneciğim, niçin bu maymunlar hala insan olmadılar, öbür maymunlar? Cevap verebilir misiniz? Veremezsiniz. Evrimcilerin iddiasına göre sözlü evrim süreci yüz milyonlarca senelik uzun bir zaman dilimini kapsamış, kademe kademe ilerlemiş ve maymunlarla insanlar sözlü ortak atadan türemiştir. Hiçbir evrimci yaşadığımız süre içerisinde maymunların insana dönüşeceğini iddia etmez. Milyonlarca yıl içerisinde nasıl aşama aşama insan oluştuysa milyonlarca yıl sonra da oluşabilir diye cevap verirler. Bu sebeple neden hala bu maymunlar insana dönüşmedi demek evrimcilerin gülüp geçeceği hiçbir etkisi olmayan bir üsluptur. Darwin teorisi de ne? Darwin teorisi zaten bitmiş. Yani kim bugün insan maymundan gelmiştir diyor ki zaten. Yani Darwin teorisini savunan kalmamış ki zaten. Çürütmeye gerek kalmamış ki zaten. Darwin'e artık inanılmıyor. Dolayısıyla bu konuda uğraşmaya gerek yok demek, halen dünyadaki tüm okullarda tek yanlı Darwinist eğitim yapıldığı, evrim teorisini eleştiren akademisyenlerin görevlerinden alındığı, üniversitelerde anti-Darwinist fikirlere ifade hakkı tanınmadığı gerçeğinin hiç farkında olmamak demektir. Bugün dünya çapında Darwinizmin bilimsel olmadığı görüldüyse, bu Darwinizm var mı diyerek değil, Sayın Adnan Oktar'ın 30 yıllık büyük ilmi mücadelesi vesilesiyle olmuştur. Ne düşünüyorsunuz evrimle ilgili? Evrim ne demek? Evrim teorisi. Evrim ne demek? Maymundan dönme şeyi. Maymundan dönme şeyi. Dünyanın farklı köşelerinde yüz binlerce Müslümanın, zavallı kadınların, çocukların, yaşlıların gördükleri zulmün, yaşadıkları acı ve sıkıntıların temelinde Darwinist, materyalist ideolojiler vardır. Bu gerçeğin hiç farkında olmadan, Darwinizmin nasıl bir tehlike olduğunu anlamadan Müslümanları ve tüm insanları acılardan kurtarmak mümkün değildir. Bir zamanda Darwin'in nazariyesi dedilerdi falan işte. Maymundan inkılap etti, değişti falan, evrim mevrim hikayesi. O da fiyasko çıktı. Şimdi artık gündeme de getiremiyorlar. Şimdi insan maymundan gelmiştir diyenler, maymun nereden gelmiştir deyince artık susuyorlar. Evrimcileri maymunlar nereden gelmiştir sorusuyla ilmen yenebileceğini düşünmek fikri bir acizliktir. Evrimcilerin bilim dışı iddialarına göre maymunlar ve insanlar milyonlarca yıl içinde aynı hayali ortak atadan türemiştir. Yani evrimcilerin maymunların sözlü atasının ne olduğu konusunda kendilerince bir cevapları vardır. Bu sebeple yapılması gereken Darwinistlerin gülüp geçeceği bu tarz aciz mantıkları öne sürmek değil, evrimcilerin sözlü bilim adına ortaya koydukları iddiaları tek tek yine bilimle geçersiz kılmaktır. İşin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor. İşin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor. Osman Ünlü, işin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor demekte, ancak Darwinizmi asıl susturanın kim olduğundan bahsetmemektedir. Tüm dünyanın ittifakla kabul ettiği üzere Darwinizmi fikren yerle bir eden Sayın Adnan Oktar'ın ilmi çalışmalarıdır. 2. Evrim teorisine teslim olanlar. Evrim olgusu bence Allah'ın bir yaratma biçimi olarak görmek gerekiyor. İslam inancıyla ve Allah'ın yaratma fiiliyle ters düşen efendim bir düşünce değil. Melekler, cinler, şeytanlar, vildanlar, gılmanlar, cennet köşkleri, cennet bahçeleri, cennetteki hayvanlar, cennet sofraları hiçbiri evrimle yaratılmamıştır. Rabbimiz hiçbir sebep olmadan yoktan var edendir. Cinleri ve melekleri nasıl farklı şekillerde ve yoktan var ettiyse, insanı da evrime gerek olmadan ayrı bir varlık olarak yoktan var etmiştir. Hazreti Musa aleyhisselam elindeki asasını yere attığı anda Allah'ın lütfuyla cansız bir odun parçası hızla hareket eden, diğer şahısların ortaya koyduklarını yutan, yani sindirim sisteminde olan tamamen canlı bir varlığa dönüşmektedir. Böylece Allah insanlara canlılığın nasıl yoktan var edildiğinin bir örneğini göstermektedir. Kur'an'da Hazreti İsa aleyhisselam'ın da çamurdan kuş biçiminde bir şey yaptığı, sonra bunun içine üflediğinde Allah'ın dilemesiyle bu kuşun hayat bulup canlandığı haber verilmiştir. Bu kuş hiçbir sebebe bağlı olmadan Allah'ın dilemesi ve mucizesiyle can bulmaktadır. Cansız bir maddeden can sahibi olan kuş, yüce Allah'ın örneksiz, sebepsiz, üstün yaratışının örneklerinden biridir. Yani Allah Teala eğer bir maymun türünden bizim türememizi
dilemişse buna kimin itirazı olabilir? İlahiyat Fakültesi hocası Muhammed Nur Doğan'ın söylediği gibi Allah insanları maymunlardan türeterek yaratmamıştır. Melekleri, cinleri ol emriyle var eden Yüce Allah, insanı da insan olarak ol emriyle yaratmıştır. Aynı şekilde Yüce Rabbimiz, insanlar gibi cennet ve cehennemdeki tüm varlıkları da evrimle yaratmamıştır. Ayetlerde bildirilen cehennem bekçileri, zebaniler ve cennetteki huriler de Yüce Rabbimizin hiçbir sebep olmaksızın yoktan var ettiği varlıklardır. Kur'an-ı Kerim, yaratılışı yoktan yaratılış olarak kabul etmiyor. Yani öyle bir ifade kullanmıyor. Gibi düşünüyor. İnsanı ayrı tutarsan evrime okey diyor. Evet. Ama insanı ayrı tut diyor. Aynen Charles Lyell'ın Darwin'e söylediğini söylüyor. İnsan tamamen ayrı bir varlık. Ama bak aynen Sir Charles Lyell'ın arkadaşı Darwin'e söylediğini. Demek o benden almış. İlahiyat profesörü Abdülaziz Bayındır, Kur'an'da yoktan bir yaratılış anlatılmıyor diyerek, canlıların evrimle meydana geldiğini kabul etmekte, yani açık ve net olarak evrimi savunmaktadır. Zaten Celal Şengör de, ikimiz de aynı şeyi savunuyoruz. Sadece Bayındır Hoca, insanın evrimi konusunda benden farklı düşünüyor diyerek, Bayındır Hoca'nın evrimi açıkça kabul ettiğini ifade etmektedir. Celal Şengör'ün, Bayındır Hoca'nın düşüncesinin, evrimci Charles Lyell'ın düşüncesiyle aynı olduğunu söylemesi de Bayındır Hoca'nın evrimi savunduğunu göstermektedir. Nitekim Bayındır Hoca da Lyell'ın evrimci mantığı için o benden bunu almıştır diyerek bu durumu tasdik etmektedir. Yani canlıların kendi kendine kör tesadüfler neticesinde var olduğunu söyleyen evrimci Celal Şengör, Charles Lyell ve ilahiyat profesörü Abdülaziz Bayındır Hoca evrim konusunda hemfikir olduklarını ifade etmektedirler. Oysa evrimi bilimsel bir teori zannederek kendilerince Müslümanlaştırmaya çalışanlar yanılmaktadır. Kur'an'da pek çok ayette canlılığın ve evrenin Allah'ın ol emriyle mucizevi şekilde var edildiği bildirilmektedir. Kur'an ve evrim teorisi çelişmiyor. Bu kimselerse evrim teorisinin bilimsel olarak çöktüğünden habersiz, baştan yenilgiyi kabul etmiş durumdalar. Evrim teorisiyle mücadele ne pasif ve teslimiyetçi bir tutumla ne de acz içinde bir üslupla olmaz. Evrim teorisinin yenilmesi ancak bilimsel deliller ve akılcı bir üslupla mümkündür.